AK Parti 7. olağan kongresini yapıyor. Bizler de çok heyecanlıyız. Çok titiz, uzun süreli bir maratonun inşallah önemli virajlarından bir tanesi bizim için. Malum olduğu üzere delege seçimleriyle başlayan yaklaşık bir senelik bir maratonu inşallah burada finallendiriyoruz kongrelerimizi, ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptı. Kendisi de ifade etti. Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve inşallah yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. olağan kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yaptılar. Esasında yarın Ankara'da bulutlu bir hava var. Fakat illerden bu coşkuya ortak olmak isteyen arkadaşlarımız, delegelerimiz, onlar gelecekler. Çok heyecanlı, coşkulu, tabii bütün kurallara riayet ederek, dikkat ederek özenli bir kongre yapacağız. İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte, delegelerimizle birlikte, izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte, büyüklerimizle birlikte bugüne kadar görev yapmış milletvekillerimiz ya da parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifesto. AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak? Bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Salonu görüyorsunuz. Çok titiz bir çalışma yaptılar. Ben Mahir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ekibiyle birlikte. İnşallah yarın hep birlikte bizler de detaylarını görmüş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii listeyle ilgili hazırlıklarını tamamladı ve inşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadroyla çıkacağız. Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğinin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir listeyle inşallah yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum.